Hicret. Sevgili Peygamberimiz her sene Kâbe'yi ziyarete gelen kabileleri dine davet ediyor, onların cehennem ateşinden kurtulup ebedi saadete kavuşmaları için çalışıyor ve her türlü hakarete aldırmadan peygamberlik vazifesini yerine getirmeye devam ediyordu. Kabilelerin konak yerlerinde duruyor, gelenlere Allahü Teala'nın peygamberlik vazifesini yerine getirinceye kadar beni barındıracak ve bana yardım edecek kim var? Böylece kendisine cennet verilsin buyuruyor fakat ne barındıracak ve ne de yardım edecek bir kimse bulunmuyordu. Peygamberliğinin on birinci senesiydi. Panayır'da Kâbe'yi ziyaret için gelen Medine halkından bir toplulukla karşılaştı. Onlara sizler kimlersiniz diye sorunca, Medineli ve Hazreç kabilesinden olduklarını söylediler. Peygamberimizin dedesi, Abdülmuttalib'in annesi Selma Hatun da, Hazreç kabilesinin Necran oğulları koluna mensuptu. Peygamberimiz, Hazreçli bu altı kişiyle bir müddet oturup, onlara İbrahim suresinin 35 ila 52. ayet kerimelerini okudu ve İslamiyeti anlattı. Bu dine girmeleri için davette bulundu. Kabilesinin büyüklerinden ve Medine'de yaşayan Yahudilerden yakında bir peygamberin geleceğini duyan bu insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini dine çağırınca birbirlerine bakıştılar. Sonra Yahudilerin haber verdiği işte bu peygamberdir diye aralarında konuştular. Medine'de öteden beri Evs ve Hazreç kabileleri Yahudilere düşman idiler. Fırsat buldukça birbirlerine saldırırlardı. Yahudilerden önce Müslüman olup İslamiyetle şereflenirlerse onlara galip geleceklerine ve Medine'den çıkaracaklarına inanıyorlardı. Bu sebeple hemen Resulullah'ın huzurunda kelime-i getirerek Müslüman oldular. Peygamber Efendimize de "Ya Resulallah, biz kavmimizi Yahudilere karşı savaşır halde bırakmıştık. Ümid edilir ki Allahü Teala onları da zat-ı sayesinde iman etmekle şereflendirir. Biz döner dönmez onları ve kavmimizi senin peygamberliğini kabul etmeye davet edeceğiz.'' Bu dinden kabul ettiğimiz şeyleri onlara da anlatacağız. Eğer Allahü Teala onları bu din üzerinde toplayıp birleştirirse senden daha aziz ve şerefli kimse olmaz dediler. Bu altı kişi gerçekten inanmış, Allahü Teala'nın peygamberimize tebliğ ettiklerini kabul ve tasdik etmişlerdi. Yurtlarına dönmek için peygamberimizden izin alıp ayrıldılar. Yeni Müslüman olan bu altı kişi, Ukbe bin Amir, Esat bin Zürare, Avf bin Haris, Rafi bin Malik, Kutbe bin Amir, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhüm idiler.